İyi akşamlar. Medyascope'un podcast'i Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba, ben Gamze Elvan. Günün öne çıkan haberlerine gelin birlikte bakalım. Bir süredir prodüktör, editör ve muhabir arkadaşlarımla birlikte podcastleri çeşitlilik olması amacıyla farklı seslendiriyoruz. Bugün de Bugün Ne Oldu'dan ben size seslenmek istedim. Hadi gelin haberlerimize bakalım. Eskişehir'de Nazilerin kara güneş amblemini göğsüne yapıştıran 18 yaşındaki Arda Küçükyetim önüne gelene bıçak ve baltayla saldırdı ve 5 kişiyi yaraladı. Olayın ardından gözaltına alındı ve daha sonra akşam saatlerinde tutuklandı. Medyascope ekiplerinin edindiği bilgiye göre Küçükyetimin saldırıyı internette tanıştığı Doğu Avrupa uyruklu bir arkadaşıyla planladığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yine Medyascope'un edindiği bilgiye göre Arda Küçükyetim Çamlıca mahallesinde yaşıyor, ancak 3,5 yıl öncesine kadar ailesiyle birlikte ikamet ettiği adres Tepebaşı Uluönder mahallesi, yani saldırıyı gerçekleştirdiği mahalle. Mahalleli Küçükyetimin anne ve babasının otomotiv sektöründe çalıştığını söyledi. Bir kardeşi de olan Küçükyetim çevresinde içine kapanık olarak tanınıyormuş. Pek arkadaşı olmadığı söylenen Küçükyetimin en büyük tutkusuysa bilgisayar. Anlatılanlara göre sürekli evinde oturup bilgisayar başında vakit geçiren bir karaktermiş. Dışarıya çıktığında da haftanın 2-3 günü yine ailesiyle parka gidiyormuş. Edindiğimiz bilgilere göre adı daha önce hiç şiddet olayına karışmamış. Saldırıyı az önce de söylediğim gibi Doğu Avrupa uyruklu ve eşit olan bir kişiyle planlamış. Sosyal medyada Küçükyetime ait olduğu ileri sürülen bir manifesto yayılıyor ve bu kısa sürede çok fazla insan tarafından da konuşuldu. Bizler de araştırdık. Bu manifestoya göre Eskişehir doğumlu, 2006 doğumlu, orta halli bir ailenin çocuğu Küçükyetim. Ailesiyle arasının hiç olmadığını söylüyor burada Küçükyetim ve genellikle dedesi ve anneannesiyle iyi geçindiğini ve samimi olduğunu ekliyor. Ortaokul sonlarına doğru insanlar karşı nefretinin başladığını söyleyen Küçükyetim manifestoda "Ortaokul bittiğinde ise büyük bir depresyona girmiştim. Hayat yaşamaya değer değildi. Bu boktan sisteme köle olmak mantıklıca gelmiyordu. Fakat bu depresyonun üstüne insanlık nefreti eklenince artık hayat amacımı bulmuştum" dedi. Bu arada az önceki hakaret için kendi adıma özür dilerim ama benim yapabileceğim bir şey yok. Manifestoda böyle söylüyor. Haberlerimizin ayrıntılarını Medyascope'un web sitesinden okuyabilirsiniz. Ayrı zamanda Eda Nur Tanış'ın yaptığı yayını da izleyebilirsiniz. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisine yeni katılımlar olacağını doğruladı. Dağ'ın açıklamasına göre 2 milletvekili ve 15 belediye başkanı partiye katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Can Atalay için 16 Ağustos Cuma günü saat 14'te toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tüm siyasi partileri meclise çağırdı. Market zinciri Carrefour'sa deposunda çalışan sendika üyesi iş yeri temsilcileri işten atıldı. Bunun üzerine depo çalışanları ise iş bıraktı. Diyarbakır Valiliği'nin kapıları bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Ahmetspor'a tam 6 yıl sonra açıldı. Vali Zoroğlu, Ahmetspor Başkanı ve yönetimine destek sözü verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi, ABD'nin İran'la ilişkisi olan tüm müttefiklerinden gerilimi düşürmeleri için baskı yapmalarını istediklerini ve buna Türkiye'nin de dahil olduğunu açıkladı. Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü'nün yayınladığı yeni rapora göre geçtiğimiz yıl Avrupa'da 47 binden fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Güney Avrupa ülkeleri en çok etkilenen bölgeler olurken kadınlar, yaşlılar en yüksek risk grubunu oluşturdu. Yunanistan bu yılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangının başkent Atina yakınlarındaki bazı köy ve kasabalara ulaşmasıyla bölgede yaşayanlara tahliye emri verildi. Bir kişi ise hayatını kaybetti. Podcast'ı bitirmeden önce sizlerden bir ricam var. Medyascope 9. yılını tamamlıyor. 10. yılına geldi. 20 Ağustos'ta doğum günümüzü kutlayacağız. Bu süreçte YouTube'da abone sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle hala YouTube hesabımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Twitter'dan takip etmiyorsanız Twitter'a gelmenizi bekliyorum. Instagram'a gelmenizi bekliyorum. Facebook kullanıyorsanız Facebook'a bekliyorum sizi. Çünkü haberlerimiz her mecrada var ve her mecrada sesimizi duyuruyoruz. Çünkü sizlerin verdiğiniz destek bize çok daha güç veriyor. Bu güce ortak olmanızı rica ediyorum. Çünkü siz bize destek verdikçe biz büyümeye devam edeceğiz. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyascope'u sosyal medya hesaplarımızdan ya da web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de maddi katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle. Hoşça kalın.